Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bahar geldi. Dışarıda kazanımız kaynamaya başladı. Şunu alalım, evet. Böyle etler kaynıyor içinde. Ondan sonra bunun yal yapılıyor. Bakın, görüyor musunuz ne güzel suları çıkıyor. Köpekler bir kış bunu yediler arkadaşlar. Bu şekilde sobada yapıyorduk. Sobada böyle kaynıyordu, yal yapıyorduk. Bu yağlar böyle yalla karışıyordu. Köpekler çok lezzetli bir şekilde yiyorlardı. Yal da yarıyor köpeklere, çok iyi yarıyor. Biz normalde birkaç yerde gördüm, sıcak suya kettle'la kaynatıyorlar, döküyorlar, sadece arponunu veriyorlar. Tabii tercih meselesi, ben köpeklerime etli veriyorum. Şu çıpır derler bunları, biz bunları toplamıştık. Kıştan, bahar geldiği zaman yakacağız diye, bakın burada epey var. Bu biraz birkaç, belki bir ay sürebilir ya da bir 15-20 gün sürebilir. Ondan sonra burada artık sucuk çıkmaya başlayınca ekmek sucuk yapacağız. Tabi arada gene böyle haftada bir bu şekilde bir kazan kaynatıp etli yal da yedireceğiz. Arada mezbani etleri olur vesaire vesaire. Bu şekilde köpeklerimizi yedireceğiz. Her gün bu kazanı kaynatıyorum. Gerek ben kaynatıyorum, gerek babam, annem. Bir şekilde kim boştaysa işte böyle bu kazan hazırlanıyor. Tavukların deri tavuk derisi bunlara koyuluyor. Ondan sonra kemiği bıraktım. Kemikli yapıyorduk. Tavuk kemikli yapıyorduk. Onun biraz zararları var. Bazen mideyi, bağırsakları zarar verebilir, delebilir. Tavuk derisi daha da yağlı oluyor. Burada gördüğünüz gibi birazdan bu kaynattıktan sonra yal katılacak. Soğumaya alınacak. Soğumaya alındıktan sonra afiyetle yiyecekler. Dünkü videoda karı gibi dedikodu yapıyorlar dedim. Burada aslında özür dilerim. Bayanlar için böyle bir şey söylemek istemiyorum. Yani orada ifadeyi belirtmek istedim. Tabii çok doğru ifade olmadı. Bu yüzden bayanlardan özür dilerim. Belirtmek istediğim şey yani acizlik anlamındaydı. Uygun olmadı gerçekten. Bunun için bayanlardan özür dilerim. Zavoski! Zav, nereye gittin Zav? Ya Zav, sen ne ayaksın ya? Neredesin lan sen? Ya bu Zalo değişik bir ya. Zalo! Antika! Fındıkım! Ne yapayım ya kızım? Ne yapayım ya fıştıkım? Antika hoşum benim. Zalo nerede? He? Zalo nereye gitti Antika? Zalo! Nerede yatıyor baba? He? Eve mi koyduk? He, iyi. Uğurcum hoş geldin Uğurcum. Biz aslında bayağı şey, önceden görüştük de tabi. Uğur'umuz geldi. Burada güzel aslında, sağımızı da yapabiliriz. Buraya mı? Üstüne de o fileli şeyle dök fileleri var ya. Tente yap olur ya. Sağ orada al peynir kapsını aç, gitsin orada yasın. Davarı burada sağalım diyorsunuz ha? Yağmur yağacak sanki baba, arpaya iyi gelir. Peki davar nerede yatacak, çıktın mı? Davar gitsin şeyden atmaya yat. Buradan gider mi oraya kadar? Ben davarı temizlersem orada. Evet, davarı diyoruz, burada sağalım. Hiç gördün mü orayı? Davar buraya gider. Şu kapıya şey yapılıyor arkadaşlar, böyle böyle bir sistem yapılıyor. Demirden o, onu babam tahtayla yaptı. Sağıyorsunuz, böyle kapalı. Sağıyorsunuz, ipi çekiyorsunuz. Sağdığınız davar çıkıyor, ipi bırakıyorsunuz, o tekrar düşüyor. Bu oraya böyle bir sistem yapılır. Onun dışında şuralarda da yatar davar. Burası güzel olabilir bence. Ha, geliyor. Kim bilir ne işler çeviriyorsun Zavoski. Gel bakayım Zavo, gel. Erkek ya. Gel Zavo, gel gel. Gel oğlum gel. Gel bakayım sen, gel. Zavo. Gel yanıma. Nereye gidiyorsun? Gel Zavo, gel. Bak. Ya Allah Allah. Ne oldu? Nereye gidiyor Zavu? Gene değişik bir triplere girmiş bu Zavu. Dur bakalım. Şimdi belli oldu. Aha. Zavu sen hayırdır? Ne oluyor? Niye gelmiyorsun? Zavu sen bir değişik hareketler yapmaya başladın. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen kimle takılıyorsun? Bir şey mi? Çamaşır suyu mu içiyorsun Zavu? Ne yapıyorsun sen? Değişik hareketlere girmeye başladın. Zavu ki. Oh anasını satayım ya. Çiftlik yok. Bağlanmak yok.
Gel deriz, Zao gelmezsin. Millet diyor ki Zao'yu görelim. Piyasada yok. Keyfine göre takılıyorsun. Sen mi bizim sahibimizsin? Biz mi senin sahibiniz? Ne olacak Zao böyle? Ayı Zao. Zao sarardı. Zao çok enteresan bir hale geldi. Zao'nun diyorlar ki yavrularını al. Vallahi yani Zao'nun aslında kötü bir köpek değil arkadaşlar. Yani Zao işte kuyruğu olsun, şekle şemale baksanıza Zao. Zao efsane. Yani Zao yakışıklı. Değil mi Zao? Ya şöyle diyeyim, Zao'nun böyle ben Zao'nun hastasıyım. Bir tane küçük Zao istiyorum diye böyle söylenirse vallahi niyetim var ki Zao'yu evereyim. Zao'yla bir tane yavuklu bulayım. Zao da onunla nasıl Azat Yıldız eş oldular. Zao da bu hayattan kurtulsun. Bak bak bak. Zao çok güzel köpek arkadaşlar. Zao'nun maşallahı var. Elimizde büyüdü gitti. Fırlamaz Zao şiki. Ne oldu lan buna? Zao. Bu ne? Ne yapayım gece? Ayıyla mı boğuşun Zao? Ne var bunda? Ne yapayım gidiyorsun gece? Kurtlarla mı boğuşun Zao? He? Bütün koyunlar benim, sakın köye gelmeyin biliyor Zao. Şerefsiz Zao. Aa motorcular gidiyor. Azaba bak. Ne oldu paşam? Zao'nun derdi başka. Zao'nun ben niye böyle olduğunu, bu hareketlere girdiğini biliyorum. Lady Kızan'da karabaşlar orada gidemiyor. Kara kara düşünüyor. Nasıl yapacağız da diyor bu işi. Lady diyor kimseye kaptırmamak lazım. Öyle dolanıyor Zao. Oraya işiyor, buraya işiyor. İşeme manyağı oldun Zao. Prostat oldun Zao ki. He? Zao sana... Bak Zao, ben çağrımı yaptım videoda. Tamam mı? Diyelim ki Zao'nun yavrularını, ama söz. Alırsanız, alacak olanlar varsa... Zao'ya dedim böyle kendi ayarında... Bir tane dişi getireyim Zao kime. Zaoşki de üretti bana sat. Zaoşki bir marka. Instagram fenomeni Zaoşki. Aslında Zao'nun yavruları kötü de olmuyor. Antikadan en son gelen yavrular çok hırçınlardı. Tabii o ilaçları keşfetmeden önceydi. İşte tabii biraz da yavru sayısı bir anda 20-25. 3-4 aşı vurman lazım her bir yavruya. Aşılar şu kadar para falan bile yapamadık. Maalesef. Yani Zao ile böyle bir şey olabilir. Düşünsenize arkadaşlar, böyle bir fırlama Zaoşkiniz var. Herkes köpekte şeyi tercih etmiyor. Yani kimisi Azap gibi köpeği olsun istiyor. Sakin, uysal, yeri geldiğinde gereğini yapan. Kimisi Azat gibi olsun diyor. Kimisi Piton gibi olsun diyor. Zao gibi olsun diyor. Tercihler farklı. Herkesin köpek zevki farklı. Azap adamcı. Arkadaşlar bazen videolarda bazı arkadaşlarımız sesin az geldiğini söylüyor. Bu çok yazılmıyor. Çok yazılmadığına göre bazı arkadaşlarımızın telefonuyla alakalı olabilir. Çünkü genel bir problem olsa en az 20 yorum gelir. Vur sev sev. Bu böyle alışmasın baba. Adama gider, başımızı belaya koyar. Bak.
Şu Gurje'nin yavrusu çok fena. Zaten Gurje belli arkadaşlar. Babam diyor ki bu diyor Azap'ın yavrusu. Ben diyorum ki Azat'ın yavrusu. Çünkü ifadeler Azat'ta birebir. Bakın. Güzel bir şey olacak. Neden derseniz bakın kuyruk. Kuyruk yap, kuyruğunu görüyor musunuz? Kalın bir kuyruğu var. Kuyruk köküne bak. Yani o iskelet yapısının daha geniş olacağını gösteriyor. Bazı pozlarını yakalıyorum. Çok efsane bir şey. Kulaklarını, kulak yapısı anneye benziyor. Çünkü annesi de büyük ihtimal kulakları kesilmiş. Büyüdükçe kulaklar da büyümüş. Bazı köpeklerin kulak yapısı öyledir. Operasyon yapabiliriz. Çünkü çok efsane bir şey olacak. Yani az çok bu işi biliyorsam. Yani ben ürettim diye demiyorum. Gerçekten çok fena bir şey olacak. Şimdi şu enikle boğuşuyor. Dün hatta babamla böyle bir oturduk izliyoruz şimdi evde. Gıkkını çıkarmıyor yani öyle söyleyeyim. Aynı bu şekilde boğuşuyor. Bak. Bak bu enik onu tutuyor mesela. Tutuyor canını da acıtıyor. Şey yapmıyor arkadaşlar. Hani ses çıkarmıyor. Hala kalkıp ona binmeye çalışıyor. Maşallah. Yani Azap soyundan güzel damızlığım olacak. O dişi benim. Çok şükür de yaşadı. Cin gibi maşallah. İsmini babam Duma diyor. Annem Linda diyor. Ondan sonra. Linda değişik bir isim, güzel bir isim. Duma da olabilir çünkü şeyi çok güzel. Rengi öyle Duma. Duman yani duman gibi böyle bir rengi. Yani kuyruk da saracak. Fizik yapısı çok şey böyle. Oturaklı Azat gibi böyle sistemli güzel görsel olarak da iyi görünecek. Yani Azat'ın kızı olacak öyle söyleyeyim. Yani Azat tipinde bir dişi olacak. Çok da sert olacak. Yani bu çok... Lan Azap bak nasıl çöküyor bak. Babası gibi bak. Bileklerini böyle büküyor. Üstüne çöküyor. Nefessiz bırakıyor. Tamam o kadar değil. Azap Paşa sen çok fena olacaksın Azap Paşa. Bizim bu sene mutlaka garaj yapmamız lazım arabaya. Çünkü babam diyor buraya yapalım. Şu araba diyor gelir böyle girersin buradan. Benim arabanın mazot donuyor arkadaşlar. Çünkü geçen Erzincan'a gittim. Gene böyle burası soğuk ama Erzincan tabii biraz daha ılık. Araba tek marşta aldı. Yani burada mazot donuyor. O yüzden arabayı burada iyi muhafaza etmem lazım. Araba en azından şey yemesin. Rüzgar yemesin, ayaz yemesin, şey yapmasın. İçeri koyarız. İçeri koyduğumuz zaman da kaputa bir şey atarız. Arabamızı çünkü zorluyoruz. Bu sene mesela marşı yedim. Gittim marşı yaptırdım. Ondan sonra tabii aküyü yiyorsunuz bu sefer. Tabii arabayı bu kadar zorlamak da iyi değil. Farklı şeylere de zararı veriyor. O yüzden buraya bir şekilde iki tahta, iki saç, bir branda sağlam iyi bir şey yapacağız. Yani arabamızı soğuktan muhafaza etmemiz lazım. Zavuş kim benim? Tosup Paşa'm benim. Gel alalım. Eşil Zavuş. Sana takılıyoruz Zavuş ki biz. Böyle gırgır şamata yapıyoruz Zavuş ki. Sen çok komik bir köpeksin Zavuş. Hayatın fili buldu senin. Zavuş ki. Evet herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün arabamı alacağım. Artık inşallah yapmıştır. Yapabildiği kadar. Yalamızı yapıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. İşte arabam yok. Köyde fazla kimse yok. Bir araba gelecek. Ya da akşam gidecek olan var. Onunla gideceğim. Arabamı getireceğim. Ondan sonra arabayı
Bineceğiz, işimizi göreceğiz. Belki değiştirebilirim. Ya da diyorum ki sür gitsin. Dağ yolunda başka araba alıp harap etme. Şöyle söyleyeyim. Mesela bazen acil durum oluyor, taksi çağırıyoruz. Arabanın olmadığı zamanlarda. Taksiler gelmiyor arkadaşlar. Biz o yola girmeyiz diyor. Yani o yüzden benim araba böyle geldi, böyle gidiyor. Bu şekilde bineyim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.